Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için teşekkür ederim. Daha önce hiç patates nasıl ekiliyor veya nasıl dikiliyor hiç gördünüz mü? Nasıl çalışmalar yapılıyor acaba? Efendim şimdi size onu göstermeye gidiyorum. Tabii nereye gidiyorum derseniz Boğazyan'a gidiyoruz. Yozgat Tarım İl Müdürlüğü'nün bir projesiyle Niğde'den gelen tohumluk 8 ya da 10 tane 10 çeşit tohumluk patates dikilecek ve bizler de bunu yerinde göreceğiz. Hadi isterseniz hemen videomuza geçelim. Haydi bakalım yola çıkalım arkadaşlar. Evet, ekimi yapılacak örnekler burada. Hepsi de Niğde'den gelmiş. Evet. Levent Bey, Nişa, Nam, Murat Bey, Nahita, Onaran, Saruhan. İşte ekim ve dikim yapan traktörler yavaş yavaş çalışmalarına başlayacak. Hazırlıklarını yapıyor. Patates için şöyle göstereyim. Yer ayarlıyor. Traktöre bindik. Bu arkadaşım ne traktör oluyor? Şu an ne yapıyoruz? Şu an tohum yatağı hazırlıyoruz. Tohum yatağı patates. Bu sivri yerlere ekilecek evet, değil mi? Evet. O tam içine ekilecek. Evet. Tohumun yatağını hazırlıyoruz. Ne kadar sürdü bu yapma? Bir gün. Bir günde yaptınız öyle mi? Çok güzel. İsmin neydi kardeşim? Polat Bey. Polat soy ismi. Yemin olsun. Alman malı. Traktörümüz New Holland. Evet. 220 beygirlik bir traktör. Evet. Bu şekilde yani. Ne için kullanılıyor? Şu an yaptığımız işlem nedir? Şu an rotila karık makinesi diyorlar buna. Karık makinesi. Evet. Patates. Tohum yatağı hazırlığı için evet. Şu anda karıklar açıldı. Ayrıca patatesler de traktöre yüklendi ve şu an dikim için hazırlık yapılıyor.
Niğde'den gelen tohumlar bu şekilde ayrı ayrı, mesela şu anda 7 tane çeşit vardı ya, bu kısma bir kısım bir tohum çeşidi ekiliyor. Sol tarafa başka bir tohum ekilecek. Çalışmalar bu şekilde devam edecek. Şu anda yaptığımız işlemi anlatır mısın abi? İsim neydi? İsmim Oktay Demiroğlu. Evet, şu an yapılan işlem nedir? Patates ekimi. Milli ve yerli patates üretimindeyiz. Evet. Kendi tohumlarımızı yetiştirmekte gurur duyuyoruz. Evet. 2015'ten beri üretim devam ediyor. Yerli ve milli çeşitlerimiz. Maşallah. 10 çeşitimiz var. Ayrı ayrı şeylerde ekiyoruz. Aha. Denemelerini yapacağız deneme inşallah. Deneme yapılıyor şu an değil mi? Denemeler. İnşallah Türkiye'miz için gurur duyucu şeyler inşallah, oluyor. İnşallah. Şu an yaklaşıyorum ben de. Şu an arkadaşlar ekim tek yapıyor. Tek bu şekilde yapıyor değil mi? Evet. Şu an hangi mevkideyiz? Neredeyiz? Yozgat'ın Boğazcihan ilçesi Karakoç yolu üzeri mevkindeyiz. Bu tarla ne kadar büyüklüğü var? Bu tarla 130 dekar. Evet. Burada deneme parsellerini oluşturduk. Evet, bu şekilde yapıldı. Aynen öyle. Arkadaşlar da tek tek bu şekilde tek tek ekimimizi yapıyoruz. Deneme olduğundan ağır yapıyoruz. Yoksa daha hızlı öyle mi? Bu tohumumuz az. 200-250 kilo gibi tohumumuz var. Tabii denemek için deneme sınırlı. İçin böyle. Bu içinde bulunduğumuz araç ne kadar tohumla kalıyor? 3 ton tohum aldık. 3 ton tohum. Peki bu bulunduğumuz arsa ne kadar ekilebilir buraya? Tahminen kaç ton ekilir? Tahminen buraya 60 ton civarı ekilir. 60 ton. Maşallah. Bir ara 300, 400, 500 kilo gidiyor tohumun büyüklüğüne göre. Hı hı. Doğru. Biraz sınırlı bu. Evet arkadaşlar, bizi Boğazcihan'a işte patates ekimine, bu gördüğünüz görüntülere getirip götüren İl Tarım Müdürlüğü personeli İbrahim abime teşekkür ediyorum. Abi seni bir tanıyalım. Kaç ben teşekkür ederim. 1968 Yozgat doğumluyum. Yozgat'ın yerlisiyim. Evet. Aşağı yukarı 2000 yılından beri de Yozgat'ta tarım müdürlüğünde şoför olarak görev yapmaktayım. Evet. Sizler de götürüp getirmekten ben mutluluk duydum. Allah razı olsun. Çok güzel sohbet yaptık biz bu arada. Sohbetimiz de evet, çok güzeldi. Zaten sohbet olmazsa yolculuk tabii yol bitmez. Yolculuk çekilmez değil mi? Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hepsi sağ olasın. Sağ olasın abi. Efendim işte proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde gördük. Güzel bir gün geçirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalımız büyümeye devam ediyor tabii. Desteğin sayesinde abone sayımız artıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.